Ay oğlum ben çok kötü oldum böyle. Ya anne zorlama kendini bak kalbim var. Tutacağım, tutacağım. Şekerim var. Olmaz. Tutacağım. Kolesterol. Gözler kararıyor. Aa öldüm oğlum ambulansım ambulansım. 112 babaannem tut tut aba şey ambulans mı acil. Teyze yok yok ölmüyor sadece bayılmış çok sıvı kaybettiğim. Bir su içirelim ağzını açıp da. Ağzı açılmıyor bir yardım eder misiniz aşağıdan? Hadi 3 deyince. Öyle olmaz. Ben bir de tornavidayla deneyeyim şuna. Yok. Bunu açsa açsa. Ne yapsak ağzını açamadık imam efendi. Aç şunun ağzını. Yap şovunu hadi. Açamazsınız tabii. Çünkü bu orucunu vermeyen mümin. Mümin! Orucun bitti. Ağzını açabilirsin. Gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun, virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. Bizim de komşumuz İtalya'dan döndü, orada da durum çok kötüymüş. Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ha. Hemen izleyin, videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum diyor, çok kötü. Vakalardaki asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacan o zaman şimdi alalım, Temmuz'da satarık kör ederik. Bunun aşısını bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi veriyor. Yok yok Hasan'cığım yakmayın. Ben inanırım size. Ben de sizdenim vallahi. İspatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaşma. Dedi şey demiş mijmi mişli buş. Bak mağazaya gittiğimizde evde ne anlaştıysak onu alacaksın tamam mı? Evet söz ve sözümde durmam gerek. Çünkü sözümde durmazsam yalancı bir evet. Olur. Evet. Cevap yalancının mumu yasaya kadar. Aferin doğru. Nasıl olsa yalancıyı ne? Sevmez kimse yani yalancılar. Hadi gidelim. Mağazamıza hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Bizim çocuğumuz. Zahmet etmeyin Ercan Bey. Beyefendiyle ben ilgilenirim. Buyurun ürüne getireyim size. Ne oluyor lan? Evet evde anlaştığımız ürün budur. Fakat beni dükkana girdiğiniz andan itibaren parlaklığı ve cazibesiyle baştan çıkartan bu ürünü almak istiyorum. Ama oğlum evde öyle anlaşmadık hani. Bunu bir tamam olarak kabul ediyorum. Çünkü kimse kendi çocuğunu bir teknoloji mağazasının zemininde salya sümük ağlayarak görmek istemez. O yüzden hemen bunun yanında almamız gereken diğer donanımlara geçiyorum. 1 terabayt harici liste. Markette bir sıra baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne senin tatlandırıcıyla buldum. Hay yaşa oğlum biz çıkıp alabiliriz. Benim Nasır çorabını bulabildin mi? Aldım baba poşette. Abin gelmedi değil mi de? Bak sokağa çıkmaya başladık daha eve gelmedi çocuk. Geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabii denenen ilaçlar var. Abi nasıl suçumuz birader vallahi. Kadını vicdansız sürdük. Şşş ver lan umanlığı ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey yapsam. Lan 2 gün karantina yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Kapalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Ortalım uzun dönemler yapıyor sen de biliyorsun. Her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşlarım ya. Çıkmıyor ki ne yapacağım ben bunu? Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak. Hastayım ben geziyor. Çarşınızı kilitleyecek. Bu karantina olayı kötü oldu baba ya. Nesi kötü olmuş ya? Ne güzel ailece evde vakit geçireceğiz. Evet ne güzel ailece hep beraber vakit geçireceğiz. Şahane olacak. Günaydın. Sen niye her sabah günaydın diyorsun oğlum? Kötü bir şey mi diyeceksin? Akşama ne yapayım? Ne istiyorsan yaparım. İzlemiyorsan kapat televizyonu. Açmadım ki televizyonu. O zaman önce aç sonra kapat. Öğlen ne yiyelim? Dik dur kamburun çıkacak. Ne akşam yapayım? Biraz kitap oku. Sunny side up yapayım mı? Boş boş durma. Oradan kalk orayı süpüreyim ben oğlum hadi. Oraya oturma, orayı süpüreceğim oğlum. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece o tabaka söyleneceğim. Hadi neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Neredesin? Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırırım, bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. Doktor bey annemin kontrol manyaklığı had safhada ve artık tahammül edemiyoruz yani. Hmm,
Hangi seviyede acaba? Şöyle ki, anne duşa giriyorum. Yerleri ıslatma. Televizyon izleyeceğim. Sesini çok açma. Mıcık dizi bıkış dizi. Kışlı kızı bıkış dizi mı? Oy, beyin erimiş. Tuvalete giriyorum, lüş gibi kokuttun diyor. Tuvalete bütün gün dökmediği şey kalmıyor, yine kokusu çıkmadı diyor. Hakikaten çıldırdı yani. Anladım. O kadar uğraşmaya gerek yok aslında. Yani diğer konuları bilemem ama tuvalet konusunda daha kolay bir yöntem var. Biz bir breath başlayalım. Gidişatı bir gözetleyelim. Anladım. Bu dört topu peki kaç saatte bir vereceğiz? Tok karnı mı, aç karnı mı? Nasıl? Yok, bunu klozetin kenarına asacaksın ha. Başımızı belaya sokma bak. Bu kireç oluşumunu engeller, kuvvetli köpük yapar, hijyenik temizlik ve ekstra ferahlık sağlar. Bırdım mışık gındı kızı mışık gındı kızı. Mışık dizi mi kızı mı na? Zevkler. Doktor bey tuvaleti hallettik. Annem peki... Doktor birazdan gelir. Ben de onu bekliyorum. Anne, baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet, tamam? Tamam, sen git oğlum işine. Biz oynarız onlarla. Git, Allah işin gücün rast gitsin. Büyükler, ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi, sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi, babaannenizi de üzmeyin, tamam mı? Tamam baba. Hadi. Baba anne, televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man, what the fuck? Oh, shit! Hey, slow down, easy man, easy. Odana dön lan. Little shit. Chill man, salonun sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu, come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha 5 yaşında adamım, fuck you. Yürü sen de abi. Sidikli batı yakası. Abi niye dedemle babaannem bana silah çekti, ne aldığım gibi? Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba, halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu, evde boş gezme. İçi var, uğursuz var, ne olur ne olmaz. Çok sıkıldım ben, dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina'yı alt familyasından Akinonyx jubatus yani çita ya, hadi bildim çıkayım. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış, bir şeyler yap hadi bakalım. Ya al işte baba bak yaptım, tamam mı, hadi çıkayım artık, gitme. Allah'ım tatlı canlı kadınlar. Oğlum ama çıkamayız ki yani, ne istiyorsan söyle yapalım evde, ne istiyor canım ha? Şimdi de huzurlarınızda... Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık, böyle mi? He? Şimdi de huzurlarınızda ebin anneti. Valla alarm, insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ip baskısı yapardım? Efendim hot deldiniz, ne ordu ederdiniz? Cips, jelibon falan, donat işte. Oğlum çok abur cubur yiyorsun ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağı yalarım. Çırılçıplak binerim bak kaydıra. Aman efendim bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tibarizleri. Şöyle. Bir de sigara aldırtabiliyoruz mu yeğenim? Ne? Sen karışma, sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum abi. Sakin olacağım. Sıradaki aday sınav salonunu lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Valla benim 4. girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok değiştim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonunu lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende, niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık, senin de var ya. Kötü mü yaptım yani? Ah. Niye benimkini içiyorsun? Ha, sen televizyon izle, ben de çamaşırlar asıp geleyim. Ver, iyi tamam. Ya bir göremiyorum, bir dursana. Allah Allah. Benden değerli mi? Benle ilgilen. Değil tabii, dur kapatayım. Ah, sen... Yok izlesen, ben zaten çamaşır asacağım. Allah. Karar ver, bir izleyeyim şunu. Ya ha. Bir Allah'ım ya Rabbim ya. Ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yokken ya ben... Baba hadi para ver de çıkayım ben ya. Ne parası oğlum, daha dün verdik ya para. E bitti o dündü. Bitti ha? O halde nefeslerimizi tutalım. Çünkü kardeşin geliyor. Kardeşim tutumlu. Ailesini düşünür. Para harcamak yerine para biriktirir. İşte ideal bir evlat. Mat 1-3 net. Biyoloji -6. Erzurum kar yağışlı -7. Yok baba, sayısala yeteneği o yok. O halde yapamam. Halanın oğlu Ozan geliyor. Ozan sıralamada ilk 10'dan düşmüyor. Sayısal olmasına rağmen tarih ve coğrafya sorularını da yanıtlıyor. Senin aksine ondan derece bekleniyor. Anne yiyemeyeceğim, doydum ya, al şunu. Tabii yemezsin. Çünkü siz yokluk görmediniz. Oysa biz yokluk gördük. Saatlerce ekmek sırasında bekledik. Siz şımarık büyüdünüz. Bizler gaz lambasında ödev yapardık. Okuyacak bir şeyler bulmak için trendekilere hey bize gazete atın diye bağırırdık.
Ya yer yok, alacak yer yok. O halde Afrika'daki aç çocuklar geliyor. Yapacım benim arkadaşlarım burnuna geliyor. Üzülürüm oğlum, Amasya'da da arkadaşların olacak. Orada da var, hadi hadi bak. Evet çocuklar, derse başlamadan önce aramıza yeni katılan Emre'ye bir hoş geldin diyeyim bakalım. Hoş geldin Emre, hoş geldin. Hadi oğlum sen de hoşça kal de bakayım arkadaşlarına. Ama hoşça kal giderken Deniz. Sivas'a tayinimiz çıktı çünkü, hadi bakalım hadi. Ay ağlanırım ya. Hadi o zaman köre mi oynayalım? Oğlum nasıl, sevdin mi yeni arkadaşlarını? Evet baba çok sevdim. Ya Zonguldak da çok güzel. Zonguldak nereye? Tayinimiz çıktı. Hadi bakalım, konsept değişti çocuklar, devam. Anne, bugün Burcu'ya teklif ettim hafta sonu sinemaya gidelim mi diye, kabul etti. Ya bak sen şimdi nasıl sevin, nasıl mutlu olmuşsundur ha. Baba ne diyorsun, eve koşarak geldim. Kütahya'ya gelince orada gidersiniz sinemaya artık, hadi. Tayin mi çıktı gene, ne oldu? Ne tayini, tayin falan çıkmadı, atama. Nasıl, sevdin mi Kütahya'yı? Yok. Hiç öyle arkadaş falan da mı edinmedin? Yok arkadaş falan yok, bir seninle konuşuyorum bir annemle. İyi bakalım. Ama bir arkadaş edindiğini göreyim, duyayım, bak şu kadar mutlu olduğunu hissedeyim. Kutuyu alırım, tak telefon, kamyon, Giresun'dayız. Bak beni deneme. Oradan da sinemaya gideceğim. Tamam bir tanem. Ben bir lobiye kadar gideyim. Bu da hangisi erkekti ya? Bizimki benziyor öyle. Bu da o. Neyse. Hayatım arızalıymış tuvalette. Kalkalım mı, başka bir yerde gideriz ya. Hah hadi. Bir tanem sen sipariş ver, ben bir lobiye kadar gideyim, olur mu? Tamam. Bu ne? Tırnak sıçacağım. Neydi bu kromozomlar? Karıştırıyor mu? Aşkım çok sıra vardı da. Başka bir yere gidelim mi be ha? Hadi gel, hadi gel. Bu kim lan? Bu ne alaka? Sen kimsin? Ne oluyor? Ulan kuşun cinsiyetini nasıl ayırt edeyim ben? Oh, nasıl rahatladım ben. Benim babam evi önüne sıçmış. Allah kahretsin. Yapmış ama neden yapmış? Bunu sormamız lazım. İşte günümüzün problemi biliyor musun? Neden sonuç ilişkisi kuralım? Hep sonuç odaklıyız. Efendim biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim, hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi, baba verdiler mi vermediler mi? Kısmetse değil mi efendim? Kısmet bu işler tabii. Ya, bu bir cevap değil ki, çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa? Bu kadar. Bir cevap değil ki. Nurhan sen söyle bari bir şey. Verdin mi babam, vermedi mi? Anladın yani mı? Vermişse vermiştir, vermemişse vermemiştir. Kısmetin önüne geçelim. Yani bakılır. Nasip de kısmet verilir, olur. Alınır. Kısmet olur, nasip de olur. Sağlık tabii hepimiz için. Sonrasında bugün kısmet olmaz başka zaman olur. Bu olmaz başkası olur. Olursa olur, olmazsa canın sağ olsun. Bakın abi sen söyle bari, verdiler mi vermediler mi? Verin gülüm, varsa verir, yoksa başka zaman verir. Yani çok da bir şey diyemezsin adamın kızı. Aşkım burası yeni açıldı. Konsept inanılmaz güzel. Böyle yemekler falan çok sempatik. Aynen, güzel bir yere benziyor. Bakalım. Garson bey pardon. Yok garson burada öyle çağrılmıyor. Öpücük de çağırıyor, geliyor. Hoş geldiniz, hemen siparişinizi alayım. Buyurun hanımefendi. Ben bir tane horozunu yandaki kümesin pil içine kaptırmış tavuk şinitsel alayım. Tamamdır. Üstüne karısını kumarda kaybeden şefin efkarlı sosu olsun mu? Olsun lütfen. İlginçmiş. Okey beyefendi siz? Ben de bostana girmeyen muhalif dana antrikot alayım. Peki bonfileniz nasıl pişsin? Drakula mı vurdurayım mı, yoksa savur küllerini yak gitsin beni mi pişsin? Ne diyorsun ya? Okey vurduruyorum tatlı olarak. Şakasız bir şey olsun. Peki o zaman kazanın dibini ye. Getiriyorum tatlı olarak da. Afiyet olsun. Çok iyi. Hiç sevmeyin burada ya. Kalkalım mı, hesabı istesen? Ha sevmediysen kalkalım, ben hesabı isteyeyim, dur. Ne yapıyorsun bizim kafenin ortasında, manyak mısın? Ha burada böyle hesap isteniyor, çok yaratıcı değil mi? Erkek arkadaşım emoji kullanmıyor mesajlarında. Bir anormallik var yani. Psikolog bey yardımcı olun buna. Sadece gereksiz emoji kullanmıyorum. Hepsi bu kadar yani. Pekala bir bakalım acaba hangi seviyedesiniz? Burada ne yazdığını bana söyler misiniz? Burada ne haber yazıyor? Efendim burada Allah belanı versin yazıyor. Ne haberin normal yazılışı bu şekilde. Neyse şimdi siz bir tane iyi senden ne haber diye cevap yazın. Okey bak. Tamam. Normal yazmış. Ben senin terbiyesiz. Hastasınız diye bir şey demiyorum. Neyse komik videoları nasıl tepki veriyor? Acaba ona bir bakalım. Bir tane komik video gönderin lütfen. Gönderdim. Kim? Neden gülmediniz? Açmadım ki daha. Abo açıp mı güleceğim? Neyse açın bakalım, gülecek misiniz? How can I get to taxi? Niye gülmedin? Nasıl gülmüyorum ben? Gülüyor mu? Görmüyor musun? Ne gülmesi? Saçma sapan ağzınız yüzünüz yamuldu. Bunun normali 5 tane sade, 5 tane ağlamalı emoji astaf ha ha yazar gönder. Gülmek böyle bir şey değil ki. Sizi yatırmamız lazım. Siz de boşanın. Evli değiliz ki. Olsun yine de boşanın. Ne olur ne olmaz. Zor olur ya. Kimin lan bu şeker? Sen sigara mı içiyorsun? Benim baba, ben sigara içiyorum. He? Ya baba sen içki mi
içiyor lan, ne bu? Aynen, ben içtim ya, siz yokken takılıyorum öyle arada. Aha, kim bu kadın dolapta böyle, ne yapıyorsun kızım sen burada? Üç kişiysek fiyat değişir ama. Ha, siz yokken eskort çağırdım da aniden geldiniz ya, dolaba sıkıştırdım ben de bana. Ne diyorsun oğlum sen, ben bu dürüstlüğe hazır değilim. Yok bu yapmaz, kesin arkadaşlar anlaştım lan bu. Ben yaptım ben ya. Kesin öyle, Sedat senin en yakın arkadaşın, çağır onu buraya. Lan ben yaptım, ben. Evladım, her sağlıklı aile gibi biz de çocuğumuzun yediği boklardan dolayı en yakın arkadaşı suçlamamız lazım. Haklısınız Talha Bey amca. Al sen şunu şimdi. Hiç içmedim ama deneyim. Bu ne iğrenç. Al bakayım sen, iç şunu. Kızım sen de otur kucağına. Kucak ekstraya girer ama. Bir daha Aykut'la görüşmeyeceksin. Bizim ailemizde böyle pislikler yok. Haklılıkta payınız var Talha Bey. Ya kesinlikle. Yazık çocuğa, hiç alakası yok. Karın tarafından büyüklerim var burada. Bu bir şey diyecek. İçip içip gelmiş. Bir de Aykut'la arkadaşlık yaptığını görüyorum. Ve karşı da çok malumum. Çünkü kimse evlâhının... Oğlum, dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma, tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh, aferin oğlum benim. Hadi durdurdum ya, sen geleceksin. Hadi başlayalım. Geldim, geldim. Hadi başla, başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci el ve sıfır araç alımlarında şok ne oldu bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam atlasın. Gelin kime şıllık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Al hadi 50 lira al, anlat. Hey. Annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş, annem öyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abin bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan, ben anlamadım. Yok, oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. En son baktığında sen anan olacaksın ya. Yani. Başkası değil, anan çok pardon. Efendim Nazlı. Naber kankacığım? Ha, oturuyoruz bir arkadaşımla. Kimle? Aykut'la. Hı. O kim? Nazım, ben sonra arayayım mı seni? Nerede oturuyorsunuz? Tamam, sonra ararım, hadi görüşürüz. Ne zaman? Kusura bakma, ne diyordun? Şey diyorum, her baktığında herkes anan aslında. Ama herkes anasından anan kuzusu gibi anan aslında. Efendim Nazlı? Hangi Aykut? Nazlıcığım şimdi müsait değil de sonra konuşalım, olur mu? Anlatabilirim, sen ananla ananas gibisin ya aslında, yani temelde o. Kapatayım da. Yani demem o ki anan ananasla anan gibi yani aslında senin için. Efendim? Sana. Beni mi? Efendim? Biz tanıyoruz mu? Nazlıcığım akşam anlatacağım. Lan sabret lan, sabretsene bir dakika. İnsan mı? Kusura bakma. Kesinlikle aşırı gereksiz bir şey ya abi. Efendim? Soldaki hangi kadın? Ha, sakallı olan. Anasının anıymış yani, sonunda anası. Ya Sevi, Aykut'a söylesene beni şu arkadaşı Tuncay'la tanıştırsın. Çok hoş çocuk, ne olur lütfen. Tamam tamam, söyleyeyim Aykut'a, gelsinler beraber. Tuncay benim ilk öğretimden arkadaşım. Aynı üniversiteyi kazandık, yine denk geldik ya. Ya Ecem? Bana ne? Ecem sen hangi bölümde okuyorsun? Pardon, sana ne? Seni ilgilendirmez yani. Tamam mı? Ecem bana bir yardım eder misin mutfakta? Kızım sen demedin mi beni tanıştırın diye? Niye bok gibi davranıyorsun çocuğa? Ne bu histerik hareketler ya? Kızım ağırdan satıyorum kendimi. Dünden razıymış gibi mi gözükeyim yani? Saçmalama. ne içelim Tuncay? Valla varsa ben bir soda. Bir parça da limon. Kanka ben kalkayım ya. Okulda falan görüşürüz. Kendine iyi bak. Güle güle. Çok hoş çocuk, sizce o da benden hoşlanmış mıdır ya? Deli misin? Bayıldı sana çocuk ya. Gözlerinin içi parlıyordu. Hatta siz içerideyken dedi ki keşke dedi anama avradıma sövse de evlen... Tamam, bangır bangır açmayın müziği. Çok dağıtmayın gibi de oğlum. Tamam hadi bakayım. Tamam anne, merak etmeyin ya. Oturup muhabbet edeceğiz zaten, hadi. Bangır bangır müzik ya. Arif ne yapıyorsunuz oğlum? İyi, aydın önce eğleniyoruz işte içeri, ne olsun? İyi bakayım, ne yapayım size? Yalnız listede adınız yok, alamam kusura bakma. Oğlum bizim adamı ya. Arkadaşım alamam diyorum. Hadi uzaklaş. Hadi şöyle bir uzaklaş. Hadi. Neredesin? Geldin mi? Neredesin? Göremiyorum. Neredesin? Nerede? Neredesin? Geldin mi? Göremiyorum. Neredesin? Neredesin? Geldin mi? Gel. Aa işte tam şey. Hadi gel bir şey. Arif bizden. Merve kızım, Aykut da söyle de bizi de aldırsın içeri. Aydın amca, Aykut'u aşırı dozdan hastaneye kaldırdılar. Neyin aşırı dozu? Abi kız tek yapamıyor tuvaletin. Ben de yardımcı oluyorum diye girdim tuvalete. İyi mi lan? Gel bak. Baba alalım, miden rahatlasın, tamam mı? Rahatladı. Rahatladı değil mi? Ya gelmiştiniz siz? Hadi oğlum sonra yine geliriz, hadi hadi. Hayır, ben gitmeyeceğim, kalmak istiyorum burada. Çok mu sevdin burayı? O zaman sen kal, bizim oğlumuz ol. Her annesi bizim oğlumuz olsun, kalsın. Yok, olmaz öyle. Bunda kıyafetler var, bunda da oyuncakları var. Okey, sizin çocuğunuz. Aa vallahi bıraktılar.
Allah. Ya kadın sana 86.094 kez söyledim bak, tamam mı? Gelen misafirin çocuğuna şu salak soruyu sorma. Benim odam nerede? Yürü, takip et beni. Bu kadar da dil attım ama bıraktılar ya. Değerli ahır sakinleri. Şşş. Cemal, akşam sayımını aldın mı? Aldık. Firar var mı? Geç bir de mesaj. 2, 4, 8, 12, 16. Okey. Tamam, Mehmet'le birlikte 17. Mehmet geç. Şimdilik alarmın alt ranzaya yat. Ben ayarlayacağım bir şeyler. Hadi. Akşam mendile çıkıyoruz. Tamam mı? Peki en sevdiğin film ne? Yani genelde Kubrick filmlerini falan seviyorum yani. Onu izlemedim de benim Kurtlar Vadisi Irak. Onlata'ya şey diyor. Tanrı'nın oğluyum diyor da diyor. Efendim? Ne? Tamam, ben de geliyorum. Bizim arkadaşın annesi testis kanser olmuş da o acil onun yanına gitmemiz lazım ziyaret için. Tamam, ben bırakırım seni. Sen yeri öğren. Alo. Ha, iyileşti mi? Ay, çok sevindim. Hep borumu patlamış. Benim evimin borusu patlamış. Tamam, ben hallederim ya. Zaten su ve su ürünleri okudum ben. Anlarım testten. Bu beni bırakmıyor. Benim planına geçeceksiniz. Ha tamam, benimki değil miymiş? Ha, karşı daireymiş. Tamam, hadi. Arka sokaklar. O Mesut komiserin gülüş. Ya o. Ulan. Rıza komiserin babacanlığı o ne lan. Oh oh, geldiler turunda beni kurtarmaya. Senin ben muhabbetini sıçayım değil mi? Paketi aldım. Oğlum, ben sana almayacağım demiyorum ki. Şu anda yok paramız yani. Yok. Tamam anneciğim, alacağım sana tablet de şu anda yok paramız. Yani yaratayım mı, ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyorsun ha? Ha? Yok, yemin ederim yok. Oğlum zaten ne kazanıyorsam sana getirmiyor muyum ben? Yani ben sana tabiyim Demircan abi. Yalnız bizim çocuklar seni geçen züccaciyede görmüşler. O şey, bir tencerenin son taksidiydi. Onu ödedim oğlum. Son parayı oraya verdim ya. Bana kazık atmazsın değil mi? Ha? Olur mu öyle şey yani? Aşk olsun. Gönül koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı iki tablete çıkartıyorum. Sana da bir hafta mühlet. Getirmezsen sonun babam. Oğlum gibi. Vallahi yoktu param. Başkası koymuş cebime 1000 lirayı. Ben de yoktu o kadar para. Yapma, kurbanın olayım. Otur, bırakayım mı gibi kere? Şöyle sessiz al ya. Saygılar. Sen bana yetkili birini bağla ya. Şu anda en yetkili benim efendim. Bana müdürünü bağla, müdürünü. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Peki, aktarıyorum. Burada paket aşımı ya yapılmış. Ya bana sen üstünü bağla, üstünü. Yetkili. Beyefendi bağla. Ben şirketin Türkiye CEO'suyum. Bak diyorum, müdürün kimse ona bağla bana. Peki, daha yetkili biri. Ama biraz bekleteceğim ben sizi. Beyefendi, şirketimizin ve iletişim ağımızın kurucusu Hidetoshi Bey'e veriyorum ben. Doğuma ya paket biraz. Paket deme Hidetoshi, bana müdürünü bağla kardeşim sen. Neyi de kim siyorum? Sen yetkili, bana sen onu bağla ya, onunla konuşacağım. Siddhartha 42, bir müşterimizle konuşmak istiyorum. Dinliyoruz Houston. Siddhartha, benim 3 lira fazla gelmiş olurum. 3 lira. O 3 liralık fazla sinyalle kim aranmış bir bas bir. Houston, onu buradan göremiyorum, tamam. Tamam değil Siddhartha, sen beni yetkiline bağla, üstüne bağla sen beni, ben seninle konuşmayacağım. Ebesininki üstün yani, kalmadı bir şey. İlk buluşmamızda kadehimi tanışmamız şerefine kaldırıyorum. Hoş geldin. Alemsin ya. Eğer uykun geldiyse bana geçebiliriz buradan. Tamam, sevişeceksin, sevişeceğiz, tamam. Tamam, libidon yükseldi, tamam oğlum. Yok, onu kastetmiyorum yani. Ya bırak bana mızla. Ne zaman seviştin lan en son? 3 gün. Bak bir de cevap veriyor. Ne oldu, 3 gün sevişti? Öldün. Yanlış anladım, hani uyur. Fıt, inkar etme, çarpacağım şimdi bak. Kalk siktir git, beni arabada bekle. Yürü git, sevişeceğiz. Ben geleceğim arabaya şunu getirip. Bir de bizi salak yerine koyuyor ya. Yanlış anladım. Ulan geldiğimizden beri Moşa eğik duruyor lan böyle. Garson! Hesap ver hesabı. Bir kez esnedik diye yaptım. Beyefendi hesabı ödedi. Benimkini de mi ödedin? Evet. Ulan şimdi seviştim belanla. Sen kimsin benim hesabımı ödüyorsun lan? Ya gözüme çok tatlı gözüktün. He? Gel buraya, sarılacağım salak. Hadi sıçtık. Aa. Çok sıkıcı. Aykut zorlanıyor. Sema dayanıyor. Aykut zorlanmaya devam ediyor. Yeee. Ve Aykut bıraktı.
Aykut bıraktı. Evet, sorun çıkarma ödülünün sahibi Sema oldu. Yardır Sema. Ne sen sıkıldın galiba. Yani sarılmamı istemiyorsan sarılmam hayatım, söyle yani. Tamam. Yok yok, sarılma. Hayır canım, niye sarılacağım? Sen bir sıkıldın. Ben de sıkıldım. Abi sen nasıl bir şey istiyorsan bizim çocuğa anlat abi. Ben anlamam çünkü. Hakan'ım, abi ne diyorsa yap. Şimdi basit bir düğün davetiyesi olsun, böyle çok şeye şekilleşemem. Arkaya bir ejderha koyuyorum, yengeyi kapacak böyle, tamam. Yok gerek yok böyle, daha sade. Ben anlamam abi. Düğün yerinin arkasına bir tane uzay mekiği böyle. Nasıl olur, koyayım mı? Yok koyma böyle. Rakamlar sayılı, herkes okunabilir şekilde. Aa peki, rakamları şöyle yazsak. Hani mesela 8'i 2 kök 2, işte 27'yi 3 kök 3, işte sin kare x çarpı kos kare. Aynen, düğün oturma düzenini de davetiyeden alınan puana göre yapalım. Oğlum mal mısın sen? Sade diyoruz, sade. Ha okey. Nasıl bu, iyi mi? Aynen, gayet şık. Sen ne diyorsun usta? Yok ben anlamam. Çocuk bana anlatır sonra. Ben şunun fotoğrafını çekeyim bir. Bak tamam. Tamamdır. Kaç tane basalım bundan abi? Yok canım basmayacağız. Ben WhatsApp'tan göndereceğim işte herkese. 20 lira vereyim çocuğa. Uğraştı sağ olsun. Şşş, ne oldu oğlum sana? Anladı galiba. Niye anladı? Taşak geçtiğini anladı burada. Aykut, biz dayınlara misafirliğe gidiyoruz. Gelecek misin oğlum? Yani siz cidden bu kadar hayatı seviyor musunuz? Ne? Yılın 2018 olması ve sizin hala misafirliğe gitmeniz. Anlamıyor oğlum, ne diyorsun? Zorla misafirliğe götürülmüşümdür ve senin hala misafirliğe... Doktor bey, bizim çocuk konuşuyor ama ben anlamıyorum yani, sadece bok sesi duyuyorum. Doktor nasılsın demiştir. İyiyim demişimdir. Ne duydunuz? Yani böyle bir ses. Beynin hipotalamus bölümündeki sosyal medya alanı kapanmış. Fakat size vermeyeyim, çocuğunuza anlatayım. Aşağıdakilerle anlaşamazsınız çünkü. Doktor babanın beyin tomografisini istemiştir. Tomografiye giden ben, sonuçları ne zaman göstereceğimizi söylemeyen sen. Saat 4'te sonuçları almam ve tekrar sıra numarası almana gerek olmaması. O değil de peki bunu anlamam. Ya anlamadıysan sonra tekrar anlatsın doktora. Babam bizi anlamayınca ona demek istediğim. Sen nasıl bir kralsın ya. Kuzum sağ ol, normalde bunu enişten yapar ama işteydi o. Ben de dedim kim var bizim boşta gezen avare, işsiz güçsüz benim torunum Aykut'um yapar dedim. Sağ ol geldin. Hangisine bastın bunları? Kendiliğinden gitti kanallarım, yok. Nazlı, gece televizyon, kumanda, priz aralarında konuşup örgütlendiler mi ya? Ne bileyim bu? Anne o tuşu teşhis etmen lazım, hangisi? Rahat ol babaanne, seni göremezler. Şimdi onlara bak ve televizyonu bozanın hangisi olduğunu hatırlamaya çalış. Bakayım. Vallahi bilemedim ki, elma soyuyordum ben o an, çok hatırlamıyorum. Renkli olan olabilir mi? Daha önce TRT1 değiştirmek, uydu frekansı bozmak, sahte volüm tuşuluk gibi çok sabıkası var. Hah tamam. Al şunları. 1 milyonuncu kez yapman gerekeni anlatacağım sana. Sağdakinden televizyon açıp 1'e basacaksın. Soldakinden de kanal değiştireceksin. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ben değiştiriyorum kanalı. Böyle. Hah işte bu kadar ya. Bravo. Al bunu da. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Fahri Doktor Ünvanı. Ah buyur. Bu da senin. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle ifade edin. Kredi kartı başvurusunda bulunmak istiyorum. İyi günler. Sülük Bank'a yaptığınız kredi kartı başvurunuz onaylandı. Şimdi şuradan bir kredi kartı seç ama bana gösterme. Güle güle kullanın. 5000 lira limitiniz var. Kredi kartımı kapatmak istiyorum. Tahmini bekleme süreniz 7 saat. Alo iyi günler, ben Meltem, nasıl yardımcı olabilirim? Yetiştim. Ben kartımı kapatmak istiyorum. Anlıyorum. Bunun için 12 görevi yerine getirmeniz lazım. Tamam nedir? Hey kredi kartı. Kartını kapat da dön. Ya da dönme. Sor kimsenin cevaplayamadığı soruyu. Kanadı var yürür, tekeri var uçar. O ne lan, yürüyen uçak mı? Hadi bildi bu. Alo, bildi. Tamam al seni istiyorum. Alo. Kapatıyorum, onaylıyor musun? Onaylıyorum. Ama gönülden onaylamıyorsunuz, hani kapatma der gibi. Ya git kapat şu kartı hadi ya. Ses duydun mu? Yok bir şey duymadım. Baba. Ne duydun ki? Bunlar sesli çalışanlar. Ama yok. Daha sınavı 3 saat var. Hem bu boş sınıfı bulamazlar ki. Neyse. Ne olacak, gelsinler beraber çalışırız yani. Sana şerif, saçmalama! Onlar zaten dün akşamdan çoktan çalıştılar. Biraz fazla abartıyor ya. 6 yıldır bu dersi veremiyorum bunların yüzünden. Yeter artık. Sa-
sanayi devrimi kapitalist toplumda ne vardı? 3 tane ekran vardı. Kültür etmenler bir dine vardı. Çevresel etmenler tam 3 tane. Yalnız biz de ders çalışıyoruz yani. Şş kanki, Damla sınavda göstereceksin değil mi? Danki kanka sınavda sınav. Yani çevresel etmenler 3 tane. Çarkı felek, Damla şiş göstereceksin değil mi? Madafaka fak fakat fakatar. Geçen ay Murat matematikten full çekmiş denemede. Bu ayki denemede bir yanlış var. Senin dilin ne söyler beyim? Biyolojiden de bir boşu vardı. Ben resim hocası olarak şahsen inanılmaz yetenekli buluyorum. Sanat düşmanı piçler. Aman ağlar. Nedir bunun sebebi? Bunun sebebini bize sınıf hocası söyleyecek. Köşesi yoktur pek bir havalı. Yaz yaz yaz. Yun netleri yükselsin dersen benimki beni tanıyor. Onu basketbol takımından almalı. Baba, basketbol topumu kesip sen mi koydun tabağa? Peki neymiş? Basketbol karın doyurmuyormuş değil mi? Otobüs geliyor, hadi ben öpeyim seni. Ben geldim. Hadi, bu bizi kesin sevgili olduk sanıyor. Alo Ebru, ya bir şey açıklığa kavuşturalım, hani bir şeyler yaşadık falan ama hani haber vermene gerek yok, biz sevgili değiliz yani. Aman iyi tamam ya. Ama şu anda sevgiliymişiz gibi trip atıyorsun güzelim. İyi günler, ben şu elektrik faturasını yatıracaktım. Ya of Ebru, ne yapıyorsun güzelim, öyle yatırılır mı fatura? Biz sevgiliymişiz gibi yatırma şu faturayı. Şöyle verirsen aramızda bir şey olmadı, anlaşılır yani. Ne yaptınız Mertcan'la, anlasana. Ya işte ona gittik, böyle bir şeyler yaşandı falan. Var mı devamında bir şeyler? İlişki yok devamında. Çünkü Ebru'yla sevgili değiliz. Kendisine herhangi bir şeyin sözünü verdim. Tamam! Ben gittikten sonra arkamdan sevgili yüklerse iki elinden lehi yakandı olur, haberin olsun, buraya yazıyorum ha. Kanka geçen takıldığım hatunun numarasını gördü yengen telefonda, ben de Ercan'ın görüştüğü kız dedim ya. Hayda oğlum, suçu bana niye attın? Bu seferlik ben yaptım. Benim de var 3 aylık ilişkim, bilmiyor musun? 2 ay sonra düğünümüz var oğlum, ne yapalım, ayrılalım mı ya? Aslanım benim. Bak olay şöyle oldu, tamam mı? Kankacığım diyeceksin ki bu kız benim liseden arkadaşım, bana rujlu öpücük emojisi attı, tahrik etti. İyi halden 2 ay şerefsizsin. İlk bir haftada evden çıkma. Hem bak biz seni içeride malsız da bırakmayız. Tamam Orhan, yapacağım bir şey ya. Alo Orhan. Ben ifademi değiştireceğim kardeşim. Buluşalım, evdeyim, gel. Ev olmaz mı? Ne oldu lan, niye görmek istiyorsun beni? Kardeşim hani içeride bakacaktınız bana? Kimsenin bir haftadır uğradığı yok. Şuna bak. Ben de otelde buluşuyorum. Metresim miyim lan ben senin? Kanka sen haysiyetsizsin ya. Görüşmemizi yasakladı yengen yani. Ondan burada buluştuk. Ne istiyorsun sen, onu söyle. Gitar Hero seti istiyorum ben. Sıkıldım. Ulan buldun ya tabii şantajı. Bateri 8 tane de pil. En fazla 4 tane pil veririm. Pazarlık yapacak durumda değilsin Orhan. Tamam kabul. Ben seni şişleteyim de görem. Firmoğluş'a hadi bir kaşık daha bakalım. Hadi biraz da kiraz sapıya oğlum. Aç bakayım ağzını. Firm annem. Hadi son. Aç ağzını. Oo. Topluma mal olacağına topluma mal oldun. Ver şöyle. Ver. Nasılsın oğlum? İyi gördüm seni. İyiyim baba. Her şey yolunda. Affedersin, ben sessize almayı unutmuşum oğlum. Kusura bakma. Sorun değil baba. Yakında seni almaya geleceğim. Görüşürüz. Neler var? Birader S7 var. Bir de birader çok manyak bir şey var ama onu kullanmaman lazım. Manyak bir şey. Tamam onu ver. Ver ver. Baban seni istiyor, al. Efendim baba. Ya yok, büyük bir şey yakalayınca üstümde doktor taşıyıcı diyor da izleyiciyim ben, biliyorsun Pepe izleyecektik ya. Ya hayaller Paris, hayatlar Somali, benim adım belli, Mokkali, Mokkali. Önceden alınca bileti daha ucuza geliyor kanka. Efendim hayatım. Otur.
abi. Niye bizim yanımızda konuşmuyor oğlum bu? Bir şey mi saklıyor bizi? Birader bizim Kenan istirahatçı değilse ben de bir şey bilmiyorum. O ne lan? Ajan falan mı diyor ya? Kanka kesin istimlakçı bu. MIT'ten falan mı onu mu diyor? Valla MIT falan bilmem de kesin istikrarcı birader. Kardeşim sen yanımızda niye konuşmuyorsun telefonla? Bizden rahatsız mı oluyor? Yok be kanka ailenle. Ne bileyim abi, kız arkadaşınla bizim yanımızda konuşabilirsin ha. Güvenmiyorsan iyi tamam. Kanka delikanlı gibi. Sen istismarcı mısın? Ne diyorsun lan gerizekalı ya kanka, yok gizlim saklım. Burada da konuşurum tamam, gitmem bir daha. Beni buraya neden çağırdın? Bir tanem, arkadaşlar şüphelenmeye başladı da. Sen ne demek istiyorsun? Yani aradığında ben onların yanından kalkamam artık. Çocuk dili de konuşamam onların yanında. Serde erkeklik var. Bunu söyleyeyim dedim. Anlıyorum, haklısın. Kızmadın mı? Yo, tabii ki de kızmadım. Ne oldu Açkocu? Nefes alamıyormuş mu Açkocu? Bir daha böyle konuşmayacak mıymış benimle? Bizimkiler amcamlarla birlikte dana keserler bu bayram yine. Yalnız kanka ona buzağı diyorlar. Kanka bir yaşına gelene kadar sütten kesilene dana deniyor ya. Hayır oğlum, olur mu öyle şey ya? Bak internetten de bakalım istiyorsan. Ya bak tamam şimdi. Buzağı olsun, ne fark eder? Buzağı sütten kesildikten sonra dana olarak adlandırılır diyor. Tamam işte ben de. Bak bir de başka bir kaynaktan bakalım. Tamam ya, bir soralım bak, bilene soralım. Siz ineğin yavrusuna ne diyorsunuz? Ona sarı kız diye üründürdü. Tamam, sarı kız da terminolojik olarak ne diyorsunuz? Oldu o zaman. Aradığınız eserler bunlar efendim. Panem. Oğlum ne bunlar böyle ya? Kadim zamandaki kurban merasimleri kayıtlarının fotokopisi. Bakalım ne yazıyor. Ve kral Isildur Anduril'i dananın boynuna çalar. Ana. Evet. Kanka lan. Senin dediğin gibiymiş lan. Tamam, hiç önemli değil ya. Ha, kusura bak. Tamam oğlum. Baba akşam oldu, hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya? Ana, ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse, prosedüre uyalım o zaman. Yok, var orada ayakkabın. Yeni ayakkabı falan yoksa. Ya maaş atınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma, yok öyle bir şey. Ya hep böyle yapıyorsun. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Güzel, çatışma başladı. Anne, babam geçen hafta alacağım demedi mi? Evet, alacağım demedi çocuğa. Al işte annedir çocuğa. Sen niye bu çocuğu verdin? Yo, ya? Hep senin önden baban çımarttı bu çocuğu. Torunum diye verdiler önden sonra. Ne dememize çıktı? Daha şimdi ne isteyen kar oldu. Anne babayı birbirine düşürme görevi. Tamam, okey, devam edelim. Her seferinde yapıyorsun. Her seferinde! Allah belanı! Böyle okuma isyan, tamam. Keşke senin burnunu olur. Aptal herif! Küfür, tamam. Aptal! Bir tek şey kaldı, onu da yapman lazım. Kendini paralama. İştah, heves kaçtı, tamamdır. Hadi gidip alalım. Şu gel. Saatten sonra ne anlamı var? What the f- O da benden hoşlanmış. Yani çıkıyor gibi bir şeyiz öyle işte. O zaman kardeşine bir kahve ısmarlarsın değil mi kardeşim? Ayıp ediyor kardeşim. Yolla. İyi be, ilk maaşa göre yani. İlk maaş aldığına göre akşam yemekler senden. Değil mi beyler? Aynen, ayıp ediyoruz ya. Hayır kardeşim. Domates olmasın. Ek mozzarella peyniri de olursa mozzarella de. Olsun. Ödeme ayrı ayrı mı yoksa? Kanka senin ödeme biz sana veririz sonra ya. Evet. Abi buradan geç. Gözlerin falan düşüyor. Kansızlık mı? Onun bu aralar uyku düzeni yok ya onlar. Birader bir çay ısmarladık görürüm ya. Ya birader bir kere gidip kendin al ya. Vay efendim, sen bir değiştin de senin bir götün kalktı da ulan alt tarafı bir çay istedik. Canını mı istedik lan? İnsan kardeşim dediği adama böyle mi yapar lan? Ulan biz sana karımızı kızımızı nasıl emanet edeceğiz ha? Nasıl emanet edeceğiz? Yetişin komşuna, adam öldürüyor lan. Ölen de kurtulan. Öl inşallah çoluğumuz çocuğumuz da size aynı şeyi yapar da görürsünüz. Ne istiyorsun? Çay. Oo, kuzum benim. Hadi söyle bakayım. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Evet, psikolojik travma bölümünden ilk sorumuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Karışma sen, çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum, hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Aha. Annemi de babamı da eşit seviyor. Yok, bir tanesini seçiyor. Annem mi babam mı? Ama eşit seviyorum lan. Ya, tamam işte eşit seviyor, sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ya, ne sıkıştıracağım? Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi 5'ten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika, ne yapıyorsun ya? Şşş, annenin mi sefil beynini dağıtayım yoksa babanın? 5. Korkma oğlum, söyle birimizi gitsin, önemli değil. 3. 2. Tamam, babamı daha çok seviyorum. He işte bu kadar ya, tamam işte. Eşit sever. Bu eşit değilmiş ya, babasını daha çok seviyormuş. Eşit sever. Babası dedi ama. İşitsin. Gelin. Bak delirtme beni, babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün kızım, ne istiyorsun sen? Ne kadar abi? 17 lira.
Al abi şu hiç para üstünü boş ver, acelem var. Bir tane şundan al, ne kadar mı? Elindeki 2 lira. Tamam, bir tane de şundan al. Tamam. 1.25 ama o. Tamam, bir tane bunu alayım. 1.75'i ne var? 1.5'a şunla var. Tamam, 1.5. Bir tane de sakız aldım, tamam. Bu kadar. Şekerli sakızla 50 kuruş ama. Tamam, karıştıralım şunları. Hadi. Baştan başlayalım. Bu ne kadar? 2.38. Bu ne kadar? 1.86. Abi böyle fiyat mı olur? Dalga mı geçiyorum ben? Geliş fiyatını söylüyorum oğlum sakın. Şöyle yapalım. Şekerli 50 kuruş. 1.25, 1.75. 2 lira bu. 3.75. 1.25 çıkar. 1.25.83. Sen şundan al bir tane. Bunu alırmış gibi yap. Şunu da al. Ağlama ya, tamam ben vereyim para üstüne. Ama bozuk vereceğim 3 lirayı artık. Abi kağıt 3 lira yok ki zaten. Tamam işte ben de onu diyorum, bozuk olacak. Gizem sen neler yapıyorsun? Ben bloggerlık yapıyorum. İşte kıyıda köşede kalmış az bilinen yerleri, spesifik lezzetleri sayfamda takipçilerimle paylaşıyorum. Buradan bakabilirsin. Arkadaşlar şu anda Adana'dayım. Buraya gelirseniz mutlaka Adana kebabı yiyin yani. Ne oldu, neye güldünüz? Aklıma geldi, biz Adana'ya gittik Halil'le. Ya adım attığımız yer sushici ya. O kadar sushicinin arasından sen kebapçıyı nasıl buldun ya? İşte çok az var. Sıradaki. Şu anda Paris'teyim ve buraya gelirseniz mutlaka Eiffel Kulesi'ni denemeyin. Ne oldu, neye güldünüz? Paris'te biz Eiffel Kulesi'ni denedik de bana tam oldu. Benim buradan böyle sıktı biraz. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok ya, ne dalga geçmesi, ben sevdim ama. Arkadaşlar şu anda İstanbul Sarıyer'deyim ve meşhur Sarıyer bokçusu. Bu spesifik, bu spesifik bokçuya gitmiş bok. İşin buraya çıkacağı belliydi, bokçu. Garson bey. Ya bunu bir değiştirir misin? Efendim kusura bakmayın, hemen değiştireyim ben tabağını. Saçmalama hayatım, Nimet Oya atılıyor mu? Ver şunu, ver. Arkadaşlar şu anda mınır restorandayız ve yemekten kıl çıktı. Bakın şurada kıl da değil hatta saç. Ve yani kim bilir neresinin saçı, sırtının saçı mı, kolunun saçı mı belli değil. Ablacım ben değişti. Pardon, ben senin nereden ablan oluyorum? Pardon hanımefendi. Ben senin nereden hanımefendin oluyorum? Bana müdürünü çağır, terbiyesi hadsiz. Sen küfür edeme, sen bir kadına böyle küfür etme ben. Tabii derhal müdür beyi çağırayım ben. Arkadaşlar sakın buraya gelmeyin. Biz bulgur pilavı söyledik, saç kavurma geldi yani. Ve burası çok fazla müdürü çağrılan bir yermiş zaten. Hanımefendi kusura bakmayın. Bu seferlik ikramımız olsun. Hesap falan da almayalım. Tamam. Yok bir de ödesin. Arkadaşlar bizden dükkanın kirasını istiyorlar. Hiç mi utanma yok size? Ben 35 yaşındayım. Senin kızın yaşındayım. Ben 28 yaşındayım. Hiç mi yani 28 yaşındayken 35 yaşında bir kızın olmadı? Hiç mi ya? Hiç olmadı. Sizde var mı ya? Hiç yok ya. Evladım biz kız tarafı olarak düşündük, makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için 5'i bir yerde istiyorum ve düğün kına masrafları size ait. Hee, beyaz eşya, koltuk takımı, televizyon, salon onlar da sizin. Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. 100-150 bin çok bir şey durur kafana kadar. Biz de sınıf öğretmenleri olarak 40 bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray tarafı olarak Falcao istiyoruz. Evet yoldaş, biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaşmıştık. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nuran? Tabii ki de her şey ortak olacak canım. Biz de kız taraf olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttın vallahi. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık, kızımızın mutluluğu için katlanacağız. Baba sen ne diyorsun, ne yapalım? Oğlum bende 4 tane var, 6 kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Kim başlıyor, indireyim ben donu, buyurun. Ya hayatım baksana, ilkokul 1'e giden sevgililer WhatsApp'tan konuşmuşlar. Kız demiş ki hayatım okuma bayramında bunu giyebilir miyim? Çocuk da demiş ki senin gelmişini geçmişini benim helalim dediğim kız bunu giyemez, senin derini üzer, karşına geçip şarap bardağında kanını içerim. Kız da demiş ki tamam bir tanem, benim bu kadar kıskandığını bilmiyordum, giymem demiş. Ya baksana hayatım, yalan bunlar, kurgu, inan. Nasıl yalan ya, işte kanıt var, WhatsApp konuşması ekranı. Aç WhatsApp'ı, bana pikniğe gidebilir miyiz yaz. Tamam yazdım. Ben diyorum ki kimler var, sen şey yaz. Annem, teyzem, köpeğimiz var. Annem, yaz. Köpek, tamam. Ben diyeceğim ki köpek erkek mi? Erkek de. Erkek. Ben de diyeceğim ki defol git odana, kapını iki kez kilitle. Erkeğin olduğu yerde senin işin ya, yok, beni katil mi yapacaksın? Ben ne bileyim böyle. Hani kurgu, nereye gidiyorsun? Kitle dedin. Hayır yani yalan söylüyorlar, böyle ilgi çekmeye çalışıyorlar, bunu demek istedim. Nasıl yani, sen şimdi köpekten falan kıskanmadın mı? Kitle tekrar. Şimdi tüp var orada, tüpü aç sonuna kadar. Açtım. Ha, derin derin nefes al. Ne izleyeceksin ona göre vereyim. Aaa olmaz, onun şeyler var.
Aa o hiç olmaz, anladım, mumun yapıyorlar. Al Tosun Paşa izleyeceksen vereyim. Al hadi. Aa şş, bir dakika ama. Eş o eşeksiz. Hanginizinki gerçek rap? Abi şu gerçek rap bunun yaptığı gibi Amerikan tarzı yapılmış. İlk rap zaten Anadolu'da yaptı. Aşık Lil Veysel amına koyayım. Hayır abi. Gerçek rap dışarıdaki insanı anlatır. O 8-5 beyaz yakalı köle olmuş. Mesela derim ki babanın aylık kazancını ben öğlen yemeği yerim. Aa Karl Marx şimdi çıktı bu an mı öpecek bu an. Gerçek rap dediğimiz olay kadının seks objesi olarak görülmediği, kadının üst tarafta tutulduğu rap. Eve geldim sürtüğüm yatakta dedim boş. Peki, durma. Affedersin sürtüğüm dediğin kim abi burada? Müstakbel işin moruk sıkıyorsun. Toplumun kanayan yaralarına parmak basmalısın. Belediye kasisi tek düşmanı Ferrari mi? Ne oldu abi? Babam da her gün eve böyle 5 karış suratla gelirdi. Ferrari'nin altına kasete sürttük derdi. Gördün abi gerçekler. Sektir yani. Lan. Kapışalım abi. Kapışalım oğlum. Pır pır pır. Kıs kıs ka. Skül skül skül. Pırr. Mahalleye gelsen götün gözü. Hangi mahalle lan? Mahalle bahçede havuzlu villalar var. Valla oradaki site de mi? Aynen. Ben de yandaki bugün çarşıda yürürken yanımdan geçen adamın biri bana ne haber dedi. Kim lan? Nerede? Nerede lan? Ah sazanım benim. Nasıl da delirdi. Şuna bak beni ne kadar önemsiyor. Bütün tadı kaçtı. Halbuki bugün hiç öyle bir olay yaşanmadı ki. Bana tarif et şu adamın. Bu robot resmini çizeceğim. Nerede kalem? Tamam hayatım. Sen de çok sinirlenme. Ben de bir duş alayım. Olayın şokunu atlatayım üstüne. Nereden lan? Nereden bulayım koca şehirde sana ne haber? Niye anlatıyorsun ki? Ne yapayım? Aşkım bornozumu gördün mü? Dururdum lan kendi kendine. Bana ne lan bornozum lan? Allah'ım hadi yapalım. Tamam. Çok sinirlenme. Kanka kız yemin ediyorum olay ha roket anasını. Tanrı çaresine şuna baksana bir de doğal yani. Köy peynirinden daha doğal ne diyorsun sen? Ver bakalım o kız doğal mıymış bir hesaplayalım bakalım. Burun estetik 5500 TL. Alın gerdirilmiş 2000 TL. Kaş kaldırılmış 1500 TL. Çene törpülenmiş 4000 TL. Göz torbalar alınmış 3000 TL. Silikon göğüs 10.000 TL. Bel inceltilmiş Photoshop yıllık üyelik 1000 TL. Saç kaynak 2000 TL. Toplamda 29.000 TL. Artı KDV 34.220 TL bu kızın doğallığı. Oğlum kıskanıyorlar bakma lan. Fiş almasak ne olur? Fiş almazsan böyle olur. Hadi kalk kalk yatan! Yatan! Anne 445 puan almışım. 500 zaten tam puan. Hay maşallah benim oğluma. Hacer senin oğlanın TC'sini söyle de onun da sınav sonucuna bakalım. Ne diyorsun? Yok bakmayalım. Bakalım. Bakmayalım. Bakalım. Yok bakmayalım. Akşama babasıyla bakar. Babası da geldi. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Bizim oğlanın TC'sini istiyorlar. Sınav sonucuna bakacaklarmış. Babası da gitti. Bay bay. Siz kendi sınav sonucunuza bakıp geldiniz değil mi? He he. Böyle ev ev gezip milletin tadını kaçırıyorsunuz. He he. Tadımız da kaçtı. Oh. Şimdi nereye gidek oğluş? Üst kata anne. Hadi gidek oğluş. Hadi gidek anne. Hadi siktirin gidin. Aha kanka. Bu Aykut'un eski sevgilisi Canan değil mi? Yeni sevgili yapmış. Göstereyim mi Aykut'a? Saçmalama oğlum bize ne ya? Üzülür adam. Göstermeyelim. Boş ver. Kapat sen de. İşte başlıyoruz. Kanka içeride misin? Seninki sevgili yapmış yeni gördün mü? Kanka yeni sevgili yapmış gördün mü? Açsana bir bak bir bak fotoğrafa bak bir. Kanka bak seninki sevgili yapmış. Kanka gördün mü? Kanka olsun ya. Durdum Allah'ın belası nasıl arkadaşsınız? Sen daha güzelsin diyecektim. Bunda bir şey yok ben bantlarım bunu burada. Atalım onu ben yenisini istiyorum. Aa doğru ya atalım. Yenisini alırız değil mi hanım? Buzdolabının şurası çizilmiş ne yapsak ki? Aman atalım ya yenisini alırız. Televizyonun üstü toz olmuş baba. At koyayım öyle televizyon mudur at yenisini alırız ya. Mehmet Bey bankamıza 100 bin lira borcunuz var ve 3 aydır ödeme yapmıyorsunuz. Ne yapmamızı istersiniz? Aman atarız yenisini alırız ya ne olacak ki? Sen de bunun için mi çağırdın beni? Ya ben atmıyorum siz annenize yenisini alırsınız tamam mı? Hadi bakalım. Evet çocuğunuz aldığı puanla Türkiye'deki bütün işletme bölümlerine girebiliyor. Fakat tabii ben rehber öğretmeni olarak bir de onun fikrine danışmanızı öneriyorum. Hangi çocuğu? Ha bu sınava giren. Yok ya biz seninle Boğaziçi işletmeye bir görücüye gidelim. Bence de. Bugün Boğaziçi işletmeye görücüye gittik. Birinci sıraya tercihlerde orayı yazıyorsun. Baba ben... Baba ben ne? Ben İzmir'de okumak istiyorum.
Ege işletmeyi yazacağım. Çık! İzmir falan yok. Boğaziçi işletmeye varacağım. Ölürüm de varmam Boğaziçi işletmeye. Varacaksın! Başlığı peşin verdiler. Ne gideceğim oraya? Gönlü yoktur belki çocuğum. Çık kadın! Bok gibi başlık parası verdiler. Okuyacaksın. Gideceksin oraya! Aykut, bu çorabın yeri yatağın altı mı oğlum? Ya anne be! Ne biçim konuşuyordun oğlum sen annenle? Lan sanki siz bilmiyorsunuz. Kasan! Siz de mi böyle yapıyorsunuz annenize? Tövbe estağfurullah bak. Bakın öyle bir şey ben yaparsam Necla teyzeciğim Allah yazdıysa bozsun. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Ben annemin ayağının altını yalarım. Oh afiyet olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Daha geçen annene salak demedim oğlum sen gözümüzün önünde. Aba o nasıl uyduruyor? Bir de yalancı. Evet babasına da yalan söylüyor, hep problem çıkarıyor evde. Allah belanı versin! Senin gibi arkadaş yerin dibine batsın ya. Yazık bak, arkadaşlarına biraz örnek al örnek. Ne yapıyorsun oğlum ya? Şaka kanka. Şaka yaptık. Ne olacak ki? Yok öyle telefon falan, hadi hadi. Al yeğenim, benim telefonla ne istiyorsan indir oyunu al hadi. Abi verme şuna telefon falan ya. Ya oynasın yarım saat tamam ya. Kapıya bakayım. Osman Gülsekin sen misin? Buyurun. Al kredi kartı ekstrayı. Bilmem ne oyunu, 30 bin altın, 5 bin elmas, 120 ekstra. Ne satın almış? 13 bin lira. Yeğenim telefonu alabilir miyim? Osman Gültekin sen misin? Lan sordun ya az önce benim. Ha bak daha Çin'den bir şey gelmiş. Bak papçı bir şey diyor bak. Bak ateş patici diyor. İyi bak iyi. Oyun karakteri satın almış püşt. Versene telefonu. Osman Gültekin sen misin? Lan ne var ne? Ha bak Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sen bir şey almışsın. Bu abile MİT'te geliyor. Osman Gültekin telefonuna Baylok indirmekten seni gözaltına alıyoruz. Yok ben indirmedim. Kardeşine oğlu ver. Ona verdim telefonu. O indirdi. Kes lan FETÖ'cü! Vallahi ben bunun FETÖ'cü olduğunu bilsem kargo marka getirmezdim ben lan. Bilen kızı bir tık dedi. Nasıl ya? Kardeşin sabah 8'den beri bilgisayarın başında böyle hiç kalkmıyor. Bir uyar abisi olarak bir şey de şuna. Tamam anne. Murat kalk lan bilgisayarın başından biraz ders çalış. Bak gene babandan para istemiş abi. Çok para harcıyor çok. Ne yapayım abi? Senin gibi her gün dışarı çıkıp para mı harcayayım? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun ya? Ne oldu? Haksızken şey olanı haklıyken şey siz mi oluyor? Ha? Konuşmayı bile beceremiyorsun lan bilgisayar oynamaktan. İmbesin. Sssss. Bak yine birbirlerine girdiler. Hayvan gibi bağırıyorlar. Komşular duyacak. Bağırma içeride it gibi. Dogfight koyuyorum adınızı. Yani it dalaşı. Ben bir şey demiyorum ki baba. Annem uyardı diye uyardım. İstersen gebersin. Bak bana el kaldırıyor. Bak bıçak çekti bıçak. Annene mi vuracaksın lan? Sen niye susuyorsun anne? Bizi birbirimize düşürüp tahta mı oturacaksın en sonunda? Aşk olsun, insan çocuklarıyla eşiyle paylaşamayacak mı bir şeyleri ya? İstemiyor musunuz beni ya bu evde? Anne araba. Hadi anneciğim hadi yok. Yok hayır. Anne istiyorum ama istiyorum. Paramız yok ama hadi gidelim hadi. Dur çekiştirme ya. Şimdi bak ben anlaşma niyetindeyim. Bu arabayı sessizce alırız, hayatımıza devam ederiz. Ya da ben kendi yöntemlerimle aldırmaya çalışırım. Hangisi? Başkasının araba. Hadi bak. Bak ne var bende. Bak. Şu salak şekeri. Hadi var evdesin. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Ya kadın, sana fikrini sormuyorum. Bu araba alınacak. Kanlı mı olsun, kansız mı? Sen seç. İyi, ben gidiyorum. Sen kal burada. Seni bırakıyorum o zaman ben. Kal sen. Ya bunu yiyen kalmadı. Yapma şunu ya. Hadi ben gidiyorum. Hadi gidiyorum. Gidiyorum ben. Yok abi, seninle iletişim kuramıyoruz ki. Hadi. İstanbul'u alacağım işte. Tamam. Hadi gidip alalım. Hadi ama bu son bak. Başka yok. Hadi. Hadi. Yani şunu niye yaptırıyorsun güzelim ya? Hoş mu oldu böyle yani? Başımda battı. Neyse hadi yürü gidip alalım. Bak dedenlerde öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Tamam, ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Tamam, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ses çıksın ses. Aha lan kimle gelmiş lan? Aferin. Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi. Ispanak cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda değil mi Aykut'cum? Evet, arabada ne konuştuk? Ben senin ilk torunun değil miyim dedim. Yap oğluma sucuk yap. İşte o gagayı burada biraz kapatıyoruz aslancım. Hadi bakayım. Dede bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisi. Niye almıyor bu tablet? Gelmeyin lan! Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim. Hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusunda. Ne yapıyor? Karı kıza mı yediriyor? Kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor bu tablet? Kumar mı oynuyor? Oğlum hadi. Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? Bunun bakış değil. Gidecek bir an. Nasıl gidecek bunu? Sikerim bana ha! Çalın lan! Baba!
Çarşıda arkadaşlarla buluşacağız da bana bir harçlık versen. Yanımda şimdi nakit yok da ben de çarşıya inecektim zaten. Gel beraber çarşıya inelim. Oradan çekeri veririm. Sonra sen gidersin arkadaşların yanına gidelim de gideriz. Aha. Şu hırdavatçıdan somon alacaktım. Gel önce bir onu halledelim. Gel. Aa şu gemciye gel bir uğrayalım. Tavuk yemenin fiyatları ne kadar olmuş. Gel. Tavuğumuz yok ki. Alırız. Gel. Nereye gidelim? Hah gel şurada Haluk amcanla bir çay içelim önce. Gel. Gel biraz daha şu salakça yere gidelim. Biraz daha şu aptalca yere bakmaya ne dersin? Biraz daha şu saçma yere gidelim. Hey, 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 hey. Haydi bakalım görün bok olduğuna göre al şu 5 lirayı git. Hadi bakalım. Güzelmiş bu iş ha çok eğlenceli. Ben bir daha nakit falan taşımam. Aşkım şu telefonuna bir bakabilir miyim? Neyine bakacağım? Ya normal öyle bakacağım işte ya bir şey yok. Aa benim elimde bak işte bak. Al bak. Şaka mı yapıyorsun ya yaklaştırsana biraz şunu. E tamam bak işte. E bak hem bakmıyorsun ondan sonra nasıl göremiyorsun al işte bak. Dur ben seninkine bakayım önce bakayım sen ver. Göstereyim sanki ne saklayacağım senden ya. Hop bakalım dur bakalım Instagram TV'si temiz mi? Temizmiş al bakalım. Hop bakalım dur WhatsApp'a girme. Tamam bir şey yok ya. Hop yine oğlum hadi. Bırak şunu ya. Hoppe! Aman boş kulak kalmasın! Sizinki WhatsApp'la mı olacak? Ne olacak? Peki senin en son ne zaman bir ilişkin oldu? İlişkiden kastın ne? Hani böyle normal kahve içtiğin mi? Yoksa deri kıyafetlerle zincirlediğin kişiyi evde bütün odaları gezdirirken kırbaçladığın bir ilişkiden bahsedin. Yok, onu biraz daha böyle basitleştirelim yani. Sen ilişkiden ne anlıyorsun mesela? Öyle. Hmm. Peki böyle sevgili olmadığımız ama görüştüklerimiz ilişkiden sayılır mı? Yani doğal olarak. Peki karşı tarafın bizi sevgili sandığı ama benim sevgili olarak görmediklerim ilişki sayılır mı? Evet. Peki sinemaya gittiğimiz ama biletleri ayrı ayrı ödediğimiz kişiye ilişkiden sayılabilir mi? Sayılır. Nişan attığım? Sayılır. Boşandığım? Sayılır. Peki Osmanlı'ya çeyiz gittiğim ilişki sayılır mı? Lan o da sayılır. En son ne zaman ilişkin oldu? Allah'ını seversen söyle ya. Bir saat önce falan. He böyle ucundan böyle bir o**luk var galiba değil mi? Evet nereden anladın? Sınıftan arkadaşım Buse. Merhaba Buse. Bu basit selamda çok derin bir anlam var. O 7 harfe yüklediğim şehvet bu ellerde gizli. Ama yürüme bana. Benim bir sevgilim var. Ha, merak etme. Ben beklerim. Ya da bir gün kaçamak yapmak istersen hep buradayım. Ben sevgilisi olan kızlara bayılırım. Bu damarlarda bir çocuğunun kanı dolaşıyor. Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyor. İki kere öpsem sekizin boynu bükük. Gel buraya. Yürüme lan bana git lan. Oldu Meltem yanlış anladı herhalde. Buse'cim sakin ol yürümedi sana. Dokunma bana. Sen de bana yürüyorsun. Hepiniz bana yürüyorsunuz. Üstelik marş bile bestelemişsiniz. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 sesimizi yer göksu. Biz ayrıldık arkadaşlar. Bu saatten sonra Halil'le konuşan benle konuşan. Asıl bununla konuşan benle konuşmasın lan. Eğer arkadaşlarınızı bölüşmezseniz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arkadaşlarınıza el koyacak. O zaman Kaan'la Merve'yi ben alıyorum. Bir saniye Merve'yi niye alıyorsun sen? Arada biz onunla dosyalara bakayım da. Ya arada kaleye falan geçiyor halı sahada da o yüzden. O zaman ben de... Aynen tabii sinip. Bölüştünüz mü? Az kaldı bitmek üzere. Bölüşüm. Yoksa arkadaşlarınızı alırım ha bölüşüyorum. Tam ve yerine rast. Ben de o zaman Erol'la Buse'yi alıyorum. Erol olmaz. Semih'i al. Tamam Gülşen ben sende kalacağım. Bir sigara verecek misin? Yok Semih istemiyor. Tamam. Halil ben senin taraftayım. Bir sigara. O zaman şöyle yapalım. Erol pazartesi, çarşamba, cuma sende. Salı, perşembe, cumartesi de bende. Pazar günü de öğleden sonra yüzme kursundan sonra sen alırsın sen de kalırsın. Şurada gene buraya. Sigara bakalım. Ya şimdi sen de sigaranı a**lumun yıkı ya. Kendine paket al lan. Tamam paket almaya gidiyorum ya sen ver. Şu Semih sende kalsın aylık 400 liradan nafaka vereyim sana ya. Bu arkadaşı isteyen yok Semih'i alabilirsiniz. Tamam yerine. Buyur abi kampanyalarımız kuşbaşı 10 lira abi. Ne bu? Kuşbaşı bilmem. Neyse biraz ileride atalım. 10 lira abi. Ya bak kardeşim yanlış anlama ben hatunun yanına gideceğim. Şimdi elimle bununla gidemem atmam lazım. İyi de abi sen şimdi ona atacaksın sonra biz attık sanacaklar paramızı vermeyecekler. İyi de ya bundan kurtulmam lazım benim. Haklısın abi. Broşür yok edin beni. Abi!
Oğlum bize mi sen daha iyisin? Abi lan İzzetçi gel, ben kaçıyorum. Canberk baksana be. Canberk. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya Canberk, şu fotoğrafın arkasına Photoshop'la Eyfel Kulesi koyabilir miyiz? Arkadaşlar kanalıma abone olup 3 arkadaşınızı etiketleyip çekilişe katıldınız mı? Ne diyor? Anlamadım. Fatura almasak kaç olur? Evet arkadaşlar, o zaman başlayalım. Photoshop hakkında bilinmeyen 10 büyük gerçek. Ya bu benim arkadaşım Batuhan, ona da buradan yok buradan değil, annem kızıyor, şuradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neymiş ki o bilinmeyen? Ne bilemiyiz? Bilmiyor musun? Peki oğlum, yapıyor mu yapmıyor mu? Bak hadi, adamın işi var. Evet arkadaşlar, bugün Halil arkadaşı photoshopladık. Oğlum nerede hani yaptıysak? Yukarı kaydırıp görebilirsiniz arkadaşlar. Eyfel Kulesi hakkında bilinmeyen 10 büyük gerçek. Oğlum neyi yukarı kaydıracağız, ben anlamadım. Yukarı kaydır. Oğlum getir! Değerli müşterimiz, teknik ekip elemanlarıyla görüşmek için 1'i, fatura ödemek için lütfen 2'yi tuşlayın. Değerli müşterimiz, şu anda bütün teknik ekip elemanlarımız kahvaltı yapmaktadır. Bekleme süreniz 28, 4 saat bekleyeceğiniz bu sürede operalarımızdan Wagner'den Tristan için 1'i, Friedrich Handel'den Jules César Mısır'da için 2'ye, fatura ödemek için lütfen 2'yi tuşlayın. Vay efendim, kimler aramış ya, ne şeref, ne şeref bana nasip oldu. Nasılsınız efendim, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben faturamı yatıracaktım ama. Ya dur bir soluklan da bir çay içeydin yani, ne bileyim. Şimdi sıkışma bak yani, biz yabancı mıyız canım, sonra da veririz. Teşekkür ederim. Ne kadar acaba borcum? Ya tamam, ne verirsen ver işte ya. Tamam. Nasıl ya? Canım lütfen gidip şu tuvaletini yapar mısın? Bak 2 saattir can çekiyorsun burada. Yok yok, sen gidince girerim ben ya. Şimdi dalga falan geçeceğim. Büyüteceksin, hiç uğraşamam. Amma büyüttün ya. Tamam. Hiçbir şekilde konuşmayacağım bu konu hakkında. Lütfen. Ya yok, çok sıkışmadım zaten. Boğazına kadar dolmuşsun. Git yap ya. Saçmalama. Müjdeler olsun. Beyim, müjdeler olsun. Bitti. Ebe hatun de bana. Katı mı cıvık mı? Gatı beyim, Selma Hatun gatı yaptı. Kışladı, çok hayır şer işledik. Bindik buzda kışladı, çok hayır şer işledik. Şu renk ayrı sen. Girecek ya, bak sana güveneyim ya. Aptan bak abi, muhtar, Selma Hatun'un sıçışı şerefine köy meydanında aş dağıtılsın. Fakirlerin karnı doysun. O zaman rakı balıktan sonra da bende kalırsın. O saatten sonra zaten eve gidilmez. Ya ona şimdi karar vermeyeyim de o zaman bakarız ya. Demek ki belirsizlik kartını oynadın. Öyleyse ben de duygu sömürücüyü çağırıyorum. Ya bırak ya, bana güvenmiyorsan söyle, böyle şeylere gerek yok. Duygu sömürücüne karşılık sevgilisinden yeni ayrılmış ve yanında olmam gereken kanka kartını kullanıyorum. Ve onu intihar etme ihtimali kartıyla güçlendiriyorum. Bırakın intihar edeceğim kendimi. Güçlü kart. Ama hesap etmediğim bir nokta var. O da gelsin. Çünkü bizim saplardan birini ayarlarız kartını oynuyorum. Ve onu 3 senelik abazalığıyla güçlendiriyorum. Oğlum yok mu lan senin kızın arkadaşları falan, bize de ayarlasana ya. Sanırım kapalı duran kartını. Ne? Onu çağırıyorum. Ama bu imkansız. Ne kadar sarhoş olursam olayım, beni eve götürecek olanı. Bunu yapamazsın. Ya yok yok, siz giden Buse bu gece zaten bende kalacak değil mi Buse? Öyle söz vermişten değil mi?